Bizim projemizin konusu deep learning kullanarak video özetleme yapmaktı. Ben Baran Gürsoy. Ben Batuhan Atalay. Ben Hilal İlke Karakaş. Bu projeye başlarken belirlediğimiz ana problem, hayatın her alanında kullanabileceğimiz insan takip etme ve bunları işleme ile alakalı olan projeler için işlenecek videonun boyutunun ve süresinin azaltılmasıydı. Bu problemi çözdüğümüz takdirde insan aktivitesi olmayan kısımları videodan keserek kalan kısımları daha etkili ve daha hızlı işleyebilecektik. Bu problemi çözmek için kullandığımız yöntemler Deep Learning ve Image Processing'tir. Deep Learning tarafında YOLOv V5'ten medium boyutundaki pre-trained modeli kullandık. Image Processing için OpenCV modelini kullandık. Bu problemi çözmek için öncelikli olarak videoyu kullanıcıdan input olarak alıyoruz. Ve bu videoyu OpenCV kullanarak frame'lerine ayırıyoruz ve frame'leri tek tek YOLO Version 5 Medium modeline gönderiyoruz. Modelimiz bu frame'de insan olup olmadığını algılıyor ve eğer insan varsa frame'i yeni bir buffer oluşturarak orada tutuyor. Yoksa o frame'i buffer eklemeden es geçiyor. En sonunda ise bu buffer'da toplanan frame'leri OpenCV modülüyle tekrar birleştiriyoruz ve tüm özellikleri input formatıyla aynı olan bir video üretip bu videoyu kullanıcıya output olarak veriyoruz. Burada da sonuçları görebiliyoruz. İlk sol taraftaki kısımda işlenecek videomuz var. Sağ tarafta ise kesilmiş videomuz var. Boyut 142 MB'dan 40,5 MB'a düşmüş olarak görüyoruz. Uzunluğu videonun 1 dakikayken 18 saniye düşmüş olarak görüyoruz. Geri kalan özellikleri çözünürlük olarak falan ve resim karesi hızı olarak da aynı kaldığını görebiliyoruz bu sonuçlarda. Şimdi burada önce kesilecek olan videoyu göstermek istiyorum. Kesilecek olan videoda bu şekilde önce şu an insan aktivitesi olduğunu görüyoruz. Şu anda hala insan aktivitesi devam ediyor. Şu anda bu frame'de insan aktivitesi şu an itibariyle yok. Sonra tekrardan bir insan giriyor ve çıkıyor. Ve bu süreçten sonra ise herhangi bir insan aktivitesinin bulunmadığını görüyoruz. Şimdi bize modelimizin kestiği ve otomatik olarak birleştirdiği videoyu gösterelim. Burada ise yine aynı şekilde videomuz insan aktivitesiyle başlıyor. İnsan aktivitesinin olduğu yerlerde normal bir şekilde video devam ediyor. Şu anda araya ufak bir kesik attı. Aynen diğer insanın gelene kadarki olan kısmı kesti. Ve o insan gittikten sonra zaten video durmuş oldu. Çünkü ondan sonra insan aktivitesi yoktu. Bu şekilde videonun boyutu da azalmış oldu. Süresi de azalmış oldu. Ve işlenecek videonun kolaylaşmasını sağladık bu şekilde. Bizim projemiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.